Merhabalar herkese. Umarım her şey yolundadır. Hepiniz çok iyisinizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu, mutlu olsun. Nice yıllara, nice yüzyıllara Cumhuriyetimiz kutlu, mutlu olsun. Biraz bekleyeceğim, böyle kalabalık olsun birazcık. Nurçem de isteğini gönderdi. Birazdan başlayacağız. Nurçem katılmadan önce ben biraz ondan bahsedeyim sizlere. Kendisi benim çok değer verdiğim bir yoga eğitmeni. Çok azimli, hani taşı sıkıp suyunu çıkaran deriz ya, hani aynen öyle bir insan. Bedensel engeli olmasına rağmen bunu aldırmadan tamamıyla azimle çalışarak, çabalayarak yoga eğitmeni olmuş bir kişi. Çok değerli bu yüzden onun yeri bende. Çok değerli görüyorum kendisini. Kendisi görme engellilere, bedensel engellilere yoga yaptıran bir yoga eğitmeni. Bunun anlamı çok önemli bence. Bizler günlük hayatta, işte bugün yataktan kalkmak istemiyoruz. Bugün yorgun hissediyorum kendimi. Bugün hasta hissediyorum kendimi. İşte oraya gitmeyeyim, bunu yapmayayım, şunu yapmayayım diye daima kendimize mazeretler koyuyoruz. Mazeretleri görmüyoruz, fark etmiyoruz bile. Ama Nurçem bedensel engeline tamamıyla bunun zihninin koyduğu bir bariyer olduğunu fark edip ona aldırmadan bütün azmiyle çalışarak, çabalayarak yoga eğitmeni olmuş ve bir sürü engelliye de yoga dersleri veriyor. Bu çok çok kıymetli. Dilerseniz onun bu sürecini, nasıl başladı, bu yola nasıl girdi, onları kendisinden dinleyelim. Ben şimdi yavaştan onu da dahil ediyorum yayınımıza, hazırsanız. Nurçem, bakalım istek göndermiş. Evet, Nurçem de geliyor şimdi. Herkes hoş geliyor bu arada. Selamlar. Merhaba. Selam. Selam. İyidir herkes. İyiyim. Gidemciğim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Telefonum uzun gibi. Zaman olmuştu. Bu evet. Vesileyle bir araya geldik. Ne güzel oldu. Hah, geldim. Evet, bugüneymiş. Görünüyorum evet, değil mi? Süper. Evet, sen iyi görünüyorsun. Ben de şimdi şöyle yapacağım. Ben de görünüyorum. Güzel. Süper. Evet. Nasılsın? Nasıl geçiyor korona günlerin? Yani şöyle, ben bunu söyleyince bana çok kızıyorlar ama benim keyfim yerinde, çok büyük bir sıkıntım yok açıkçası. Evdesin tabii, çıkmıyorsun. Uzun zaman işe de gitmeyeyim tabii. 6. kadarıyla. Hafta oldu, 6. haftamı sürüyorum şu anda, bayağı oldu. Süper. İlk hafta böyle bir kendime izin verdim. Nedir durum, ne hissediyorum, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz gibi bir bakmak için. Hı hı. O bir haftadan sonra yavaş yavaş adapte olmaya başladım aslında. Bu canlı yayınlar da adapte sürecimizi farkında olmadan hızlandırıyor gibi geliyor bana. Evet. Evet. Hemen birlikte olabilmek için bir yol bulmak güzel oldu bu açıdan. Hem de aslında ulaşamayacağımız kadar insana da ulaşıyoruz bu vesileyle. Kesinlikle. Buradan. Birbirimize bile, yani ne kadar uzun zamandır görüşmedik. Bayağı oldu canlı yayında olmak. Son 21 Haziran Yoga Festivali'nde birlikteydik diye hatırlıyorum, değil mi? Evet, evet. 2019-21 Haziran'dan bu yana görüşmedik gerçekten. Görüşmedik. Bayağı uzun bir süre olmuş Nurçem. Evet, doğru. Sonra bir kere de Bağdat Caddesi'nde karşılaştık. Ayak sonrasında mıydı o? Öncesindeydi galiba. Öncesinde miydi? Öncesindeydi. Olabilir. Yoga gününden sonra ben Alanya'ya döndüm çünkü. Ha, o zaman öncesinde. Öncesindeydi. Evet. O zamandan beri görüşmüyoruz. Evet. Bitsin bir an önce korona günleri. İnşallah 21 Haziran'ın bütün görkemiyle yeniden bir festival yapalım diye umut ediyorum. Yoga vakfı olarak biz elimizden geleni de yapmaya hazırız zaten. İnşallah. Planlamalara başlıyoruz ufak ufak. Evet, evet, süper. Yeniden bir araya gelelim bu vesileyle. Aynen öyle.
Evet, peki. Nasıl başladı senin yoga maceran? Nasıl karar verdin? O ilk tohum nasıl düştü içine? Oradan bir başlayalım istersen. Aslında hiç kolay olmadı. 4,5 sene önce başladı benim bu maceram. Tamamen bir merakla aslında. İşte herkes yoga yapıyor, herkes yogadan bahsediyor. Bu nedir acaba diyerek başladı ama aslında birçok insan gibi benim de yapamayacağıma dair bir ön yargım hep vardı başından beri. Zihninin koyduğu bariyerdi bu, değil Kesinlikle mi? öyle, aynen öyle ve aslında bu kadar merak etmeme rağmen o hep bir yerde duruyordu. Yapılamayacaklar listesinde, hep merak edilecekler listesinde duruyordu orada. Sonra benim hala işte bildiğin üzere kurumsal hayatım devam ediyor bir yandan. Evet. Ofisten bir Ben bırakanlar arkadaşım, tarafına geçtim. Yakın zamanda umarım çok sen de şanslısın, evet, bırakanlar çok tarafına rahatım. gelirsin. Burası çok Evet. güzel. Kendini kurtaranlar tarafına ben de geçmek istiyorum. Yakın zamanda, en doğru zamanda seni de bekliyoruz buraya. Bakalım. Bakalım. Şimdi beraber yürütmeye çalışıyoruz git diye. Evet. Onun keyfi de bir başka tabii. Tabii. Yani o iki dünyanın farkını görmek de özellikle şu korona Kesinlikle. sürecinde benim için çok eğlenceli. Çünkü ben bankacılık sektöründe çalışıyorum aynı zamanda ve iş arkadaşlarımın hepsi de işte tamamen rakamlarla, gün sonu raporlarıyla ve işte reel sonuçlarla ilgilenen bir Birbirine yerde. zıt iki dünya yaşıyorsun Kesinlikle yani. öyle. Ve Ve bildiğim şimdi kadarıyla sen cadde tarafında oturuyorsun, iş yerinde evet. Avrupa yakasında. Her Aynen gün Anadolu öyle. yakasından Avrupa yakasına gidip geliyorsun, değil mi? Evet, bu Bu süreçten böyle de bir önce süreç. geçiyordum her gün. Köprü geçiyordum, doğru. Şimdi bu süreçle birlikte tabii hepimiz evlerden çalışıyoruz. Home office olduk. Ve o ev ve iş yeri algısı da birbirinden kalkınca, rutin değişince o rakamlara gömülmüş insanların da çeşitli farkındalıkları ortaya çıkmaya başladı. Benim için çok keyifli bir süreç onların bu dönüşümünü izlemek. Çünkü o daha öncesinde böyle bir robotik bir çalışma hali, işte o toplantıdan çık, bu toplantıya gir, şu rapor yetişecek, bu Bitmez değil. rakamlara da bakalım falan şeklinde yaşayan ve işte benim aslında yoga dünyasına ve işte bu ruhani hayatla alakalı Güzel o hayat. bağıma çok da mesafeli duran bir ekibin ya bize de mi yoga yaptırsan acaba gibi Tabii bir sendeki değişimi görünce tabii meraklı tabii gözler tabii. hemen bakıyorlar. Haftada Kendileri de bir deneyimlemek koysak mı istiyorlar. acaba falan gibi şeyleri olmaya başladı. Harika. Onlarla da bir farkındalık oyunu başlattık şimdi. Neler Her yapıyorsunuz? gün, her gün onlar da fark ettim ki hashtag'i kullanarak bizim mail grubumuza bir mail atıyorlar ve işte günlük, haftalık ya da işte anlık kendilerinde fark ettikleri olumlu olumsuz şeyleri paylaşıyorlar. İnanılmaz Süper. paylaşımlar çıkıyor. Bunu Dolayısıyla bence herkes yapabilir aslında. Arkadaş tabii. grubuyla, Tabii ailesinde, tabii. eşinde. İki kişi bile yapabilir bunu yani. Harika bir farkındalık oyunu bence. Yani şu süreç buna aslında çok teşne ve çok da güzel bir süreç gözlemlemek adına. Çünkü öyle bir rutinde, öyle bir düzende hiç farkındalıksız çalışıyorduk ki hepimiz. Belli bir çarkın içinde dönüp duruyorsun tabii sabah git akşam gel şeklinde dönen. Ve ben geçen gün bir paylaşım yaptım. Evimin yürüme yolunda açan çiçekleri ilk defa Gördüm çiçekler. fark ettim ve onu Harika. hemen koydum. Böyle böyle minik minik farkındalıkları aslında birbirimizle paylaşmamız lazım bu süreçte. O Çok açıdan da doğru. çok kıymetli. Benim yogaya başlamam dediğim gibi işte 4,5 sene öncesine dayanıyor. Bir ofisten bir arkadaşımın beni rica minnet bir yoga dersine götürmesiyle aslında. Çünkü defalarca fikir değiştirdim derse gidene kadar. Yok yok gitmeyeceğim ben falan diyerek gittiğim ve sonrasında neden daha önce gitmemişim Değil diyerek mi? bir dersti. Seninle biz bir eğitimde tanışmıştık. Evet. Yeniden Doğuyorum semineринde Aynen. tanışmıştık. Aynen. Kavulcan Murzayel'in semineринde. Orada da ilk gün seninle tanıştığımız zaman bunu söylemiştin hatta. Gelmekten yine çekindim, korktum, Tabii gelmese tabii. miydim acaba diye düşündüm. İlk böyle yeni bir şey yapacakken oluyor sanırım sende bu. Oluyor çünkü bir şekilde farklı olduğunu biliyorsun ve zihin tabii onun üzerine çok fazla oynuyor. Orada Tabii ki. senin ne işin var?
Konfor alanından çıkıyorsun çünkü. Bilmediğin yani, bir yere adım atıyorsun. O konuşmaya devam ettiği sürece hep seni geri tutuyor bir şeylerden. İşte şimdi bir sürü soru soracaklar. Sana garip garip bakacaklar. Hiç gitmesem mi, girmesem mi bu işe acaba? Boş ver falan diye. İşte o sesi susturabildiğin anda aslında kendine koyduğun engelleri de yıkmış oluyorsun bir nevi. Hayatta hepimiz için bu böyle. Yani sadece engelli olmakla da çok alakası yok. Yeni bir ortama girdiğimizde de hep böyledir. Ama şimdi ilk selam veren sen olma. Evet. Ya onlar sana gelsinler falan gibi. Özellikle kadınlarda bu daha çok var. Kadın erkek ilişkilerinde. Biraz da öyle de büyüyoruz aslında. Toplumun da dayattığı bir şey bu. Sen kadınsın, daha ağır başlı olman lazım. Kesinlikle. İlk hareketi karşıdan beklemen lazım falan gibi. Bir sürü normla büyüdüğümüz için. Evet. İşte hem kadın olmak hem engelli olmak bir sürü şey bunu etkiliyor. Bu algı yavaş yavaş değişiyor ama bence. Değişmeye başladı bence. Yeni nesilimizden de sonraki nesilde ben izlediğim zaman, baktığım zaman çok farkı görüyorum mesela. Önce erkeğin adım atmasını beklemiyor. Beklemiyorlar. Kendisi direkt adım atıyor. Direkt konuya giriyor bir de. Hani dolandırmıyor da yolu. Aynen öyle ve bu tabii mutluluk verici benim açımdan da. Benden sonraki engelli nesillerde arada gerçekten sivrilen ve çok iyi işler yapacağına inandığım insanlar var. Şu anda yapan insanlar da var. O açıdan da memnunum tabii ki. Ben ilk başladığım zaman hiç aklımda eğitmenlik yoktu aslında. Nasıl oldu? İlk derse gitmene dönelim. İlk derste neler düşündün, neler hissettin? İlk dersten ağlayarak çıktım. Neden? Öyle söyleyeyim. Neden? Ve işte mesela orada Gamze geldi bu arada. Gamze Elibol, sevgili Gamze Elibol gelmiş. Çok gelen herkes hoş geliyor. Teşekkür ederiz. Burada olduğunuz için. İyi akşamlar Banu Hocam. Siz de hoş geldiniz. Şöyle ilk başta şey zannetmiştim. Sadece yapamayacağımı düşündüğüm bir şeyin başarmanın mutluluğu zannetmiştim ama orada daha fazlası vardı. Onu tabii daha fazla yoganın içine girmeye başlayınca anlıyorsun. Orada kendini aşmak var. Kendi zihninin, bedeninin koyduğu engelleri aşmak var. Hocam geldi. Hocam mı geldi, ben mi yanlış biliyorum? Evet. Namaste. Ne diyeceğim, şaşırdım. Hoş geldiniz hocam. Yogi babam, hoş geldin. Bir an sustum. Devam et sen lütfen. Senin bir nefes al. Evet, yavaş evet, ver. Hocamın şeklinde söylemek istedim. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nurcan ilk dersini anlatıyor hocam bize. İlk yogaya girdiği ve ağlayarak çıktığı deneyimini paylaşıyor. Canım hocam. Yani o güne kadar hep o farklılıkla bir noktada savaşmışsın. Ve orada görüyorsun ki aslında herkes farklı. Bir yandan da herkes aynı. Yoga matının üzerinde gözlerini kapattığın anda yandakinin pozu nasıl yaptığı ile ilgili hiçbir fikrin yok. Tamamen kendi. Olmamalı da zaten. Evet, kendi bedeninlesin ve kendinle aslında baş başasın. Bir yandan da evet farklısın ve herkes de farklı. Güzel olan tarafı da bu aslında. Yani orada bir mükemmellik algısından bahsedemiyorsun. Çünkü aslında o mükemmelliği tamamen senin zihnin oluşturuyor. Bunun bir çıtası yok. Mükemmel bir şey de yok. Aynen öyle. Dolayısıyla o mükemmelliğe ulaşmak diye de bir şey yok. Aynı zamanda. Herkes kendi bedeninin izin verdiği ölçüde yogaya bir şekilde gönül veriyor. Ve pozları da o ölçüde yapıyorsun. Ama daha güzel olan tarafı şuydu ki ve mutlaka beni ağlatan şey de buydu eminim. Yoga sadece pozlardan ibaret bir disiplin de değil. Orada daha fazlası var. Bedenine yaklaşmış olmanın verdiği bir his var. Neden bunu daha önce yapmadığınla alakalı belki bir keşke var. Ya da işte o pozu yaparken hedef bölgede belki sıkışıp kalan bir duygu var ve o açığa çıkıyor. Dolayısıyla içe dönüş var aslında. İçe dönüş var. Kendini tanımaya çalışma var. Ve tabii kendini tanımaya başladıkça ve kendine daha şefkatli ve daha özenli davranmaya başladıkça karşı tarafa da böyle davranmaya başlıyorsun. Karşı tarafı da daha rahat anlamaya, daha rahat empati kurmaya başlıyorsun. Bu da insanı aslında
topyekün dönüştüren de bir süreç. Sen değiştikçe, dönüştükçe çevren dönüşüp değişiyor. O doğal seleksiyonla hayatından gitmesi gerekenler, misyonunu tamamlayanlar gidiyor. Yepyeni bir dünyanın içerisine giriyorsun ve seni o dünyada yeni insanlar karşılıyor. Senin yeni gelişimine aslında hizmet edecek olan insanlar karşılıyor. Dolayısıyla yoga benim için böyle bir süreci başlattı aslında. Kendi farklılığımı sevmeyi öğretti her şeyden önce. Onu kabul etmeyi öğretti. Ve herkesin de farklı olabileceğini, güzel olan tarafının da bu olduğunu gösterdi. Ve dolayısıyla işte 20'li yaşların ortasına kadar savaştığım bir şeyi kabullenip bu şekilde yola devam et. Sen daha güzel olmaz mı diye gösterdim. Ve sonra aslında aklıma düştü bu eğitmenlik işi. Yani ben bu kadar bu süreçten güzel çıktıysam ve bu süreci bu kadar güzel yaşıyorsam neden insanlara bunu anlatmayayım? Bunun sadece bir pozlardan ibaret bir disiplin olduğu kanısını neden yıkmayayım diye düşündüm. Kolay olmayacaktı tabii ki. İlk olmak hiçbir zaman kolay değil. Hiçbir alanda kolay değil. Ve yoga zaten hani Türkiye'de de çok bence çok fazla haksızlığa da uğramış bir disiplinde aynı zamanda. Maalesef. Biraz kötü bunu kullanan çok var çünkü. Çok var. Biraz bunu sanırım bizler de yapıyoruz. Yani işte bizden sonraki nesil belki bunu daha da iyi anlatacak. İşte o yoganın içerisindeki o şiddetsizlik halini, o aslında egolardan sıyrılmışlığın, hiç olma halinin kıymetini biraz bunlardan bahsetmekti önemli olan benim için. Ben şu an bu süreçte avantaja çevirmemin en önemli şeyi de bu. Her çarşamba saat 20'de yoganın 8 basamağını anlatıyorum. Evet, bu çok kıymetli bir yayın. Geçen hafta yama ve niyamaları uzun uzun konuştuk ve YouTube kanalıma 1-2 gün içinde yükleyeceğim onu. Dün akşam da hala kayıtta olan asanalar ve pranayama çalışmalarını konuştuk. Yani nefes tekniklerini konuştuk. İzleyenler izleyebilirler. Bütüne en yüksek katkı olması için ben bunları yapmaya çalışıyorum. Birbirimizden örnek alıp, ilham alıp yapacağımız çok şey var aslında. Bu süreçte özellikle. Bilgimizi paylaşmamız gerekiyor ki bilgi paylaştıkça çoğalır. Ve bizde de yeni bilgiye yer açılabilir böylece. Yani bu canlı yayınlar teorik bilginin aslında önemini de arttırdığı. Yani pozu her zaman anlatırsın ve anlatırsın yaparlar. O evet o orada duruyor zaten ama işte bu aslında yoganın ne kadar önemli bir sanat ve bilim ve kültür olduğundan da bahsetmek lazım. İçerisindeki özelliklerden. Çünkü bu sadece aslında yoga yapan birini değil, herhangi birini de tırnak içinde aslında iyi ahlaklı bir insana dönüştürecek kurallar bunlar. Bunlardan da bahsetmek lazım. Benim yaptırdığım yogaya çok güzel bir isim bulmuştu arkadaşlarım. Beden aşırı yoga diyorlar benim anlattığım yogaya. Aslında yoganın kendisi böyle bir şey. Beden aşırı bir şey. Sadece bedenle sınırlandırılamayacak bir hayat yolu. Bundan bahsetmek fiziksel lazım. Fiziksel bedene sığmıyor en azından. Kesinlikle yani biz tek bir bedenden ibaret olduğumuzu düşünüyorduk. En azından ben yogaya başlamadan önce tek bedenden ibaret olduğumu sanıyordum. Yani benim spiritüel tarafım hep vardı gerçi ama genelde insanlarda bu algı var. Etten kemikten oluşan insanlarız. Ama bu böyle değil. Bizim bir ruhsal bedenimiz var, bir enerji bedenimiz enerji var. Bedenimiz ve var. Fiziksel bedenimiz var. Tek bir beden değiliz biz. Yani işte nefesin önemini bilmiyoruz. Bir kere bizi hayatta olduğumuzu gösteren şey nefes alıp vermekken doğru nefes almayı bilmiyoruz. Doğru nefes almanın bedenimizde, ruhumuzda ve zihnimizde yaratacağı faydaları bilmiyoruz. Bunlardan bahsetmek... En büyük yanlışı da burada yapıyoruz maalesef. Kesinlikle. O yüzden diyorum işte zaten yogaya biraz haksızlık yapmıyor muyuz diye. Bu canlı yayınlar belki de doğru zamanda doğru bilgiyi aktarmak açısından da hepimiz için de çok faydalı ve ilham verici oldu. Benim yola çıkışım da böyleydi. İlk başta dediğim gibi çok kolay olmadı. Ben eğitmenlik eğitimini aldıktan sonra bildiğim ve ulaşabildiğim bütün derneklere kişisel olarak mailler ve mesajlar attım. Ve çok da
güzel karşılandım diyemeyeceğim yani. İşte 10 tane derneğe Türkiye. Ulaştıysam. Çok normal. 10 tane derneğe ulaştıysam belki bir tanesinden olumlu cevap alıp ve aslında Engelli derneği sanıyorum bunlar tabii, değil mi? Tabii. Tamamen cahil cesaretiyle konuya dalıp ilk aslında projemi çok zordan da başlayıp bir yandan görme engellilerle Parıltı Derneği ile yapmıştık. Hatta şöyle konuştuk aramızda, nasıl olacağını iki taraf da bilmiyor. Bir haftalık bir deneme dersiyle başlayalım diye başlatıp bir ayın sonunda ağlayarak yine ayrıldığımız bir ders proje yürüttük birlikte. Tabii yani görme engelli çocuklarla çalışmak çok başka. Ben çok de çok farklı. Çalıştım engelli çocuklarla refleksoloji ile ilgili. Onlarla beraber bir şey yapıyor olmanın verdiği manevi o başka bir payla. Başka hiçbir işte alamadım ben. Yani iş değil zaten, o bambaşka bir şey. İş olarak bakmadım ben hiç engellilerle çalıştığım zaman ya da refleksoloji yaparken ki hastalarıma. Bambaşka verdiği bir manevi doygunluk var gerçekten. Kesinlikle öyle. Neler hissettin onlarla yaptığın derslerde? Yani şöyle, bugüne kadar işte mesela meditasyon yaptırırken hep söylediğimiz bir şey vardır. Sen de bilirsin işte, üçüncü göze odaklan. Evet. Gözlerini kapat ve içeriden üçüncü gözüne bakıyormuş gibi yapmaya çalış diye. Ben bunu görme engellilerle çalışırken hiç söylemediğimi fark ettim. Çünkü zaten onlar bunu otomatik olarak yapıyorlar. Onlar göz kapaklarını kapattığı anda tamamen yine üçüncü gözleri ve sezgileriyle beni dinliyorlar. Ve o şekilde medite oluyorlar, o şekilde meditasyona hazırlanıyorlar. Ya da benim anlattığım pozları zaten üçüncü gözleri yardımıyla yapıyorlardı. Değil mi? Evet, tamamen yani, sezgisel yapıyorlar zaten. Normalde bunu bir aşama olarak kabul ederiz ya biz. Üçüncü göze odaklanarak meditasyon yapmayı yogada bir ilerleme ve bir aşama olarak kabul ederken aslında onlar buna çoktan hazırlardı. Ve bunu görmek benim için çok farklıydı. Biraz daha detaylı anlatmaya çalışıyordum. Zihinlerini de canlandırabilsinler diye pozun nasıl bir şey olduğunu. Halbuki onlar bizden daha rahatlıkla kolaylıkla kesinlikle öyle. Ve tabii ki pozları daha detaylı anlatmaya alıştıkça benim de ne kadar geliştiğimi gördüm. Çünkü her türlü bir alışveriş oldu yani. Kesinlikle. Yani her türlü insana, daha önce yoga yapmış yapmamış herkese ders vereceksek eğer ve herkesi kucaklayacaksak evet, zaman zaman belki pozları daha detaylı anlatmamız gerekebilecekti. Ve o proje, o bir aylık proje beni bu anlamda çok geliştirdi. Sonra da oradan aldığım güçle zaten bedensel engellilerle çalışmaya başladım hemen akabinde. Orada da şöyle bir şans elde ettim. Benim rahatsızlığımın adı spina bifida. Bunu söylüyorum, doğuştan bir rahatsızlık. Ve ben ilk bedensel engelliler projemi Spina Bifida Derneği ile yaptım. Harika. Kendimle aynı rahatsızlığa sahip gençlerle ve insanlarla yaptım. Bu da çok ilham vericiydi benim açımdan. Çünkü aynı rahatsızlığa sahip olmamıza rağmen hepimizin bedeni farklıydı. Ve hepimizin yine pozları yapma şekli birbirinden farklıydı. O açıdan tabii ki çok kıymetliydi. Fakat benim asıl yapmak istediğim hep şuydu. Karma dersler yapmak. Çünkü yoga'nın o birleştirici özelliğini asıl o zaman ortaya çıkarabileceğime inanıyordum. Evet, proje bazlı işler yapmak tabii ki her zaman kıymetliydi. Ama engelli engelsiz insanlar niye aynı mat üzerinde buluşmasın? Ben de yaptım bunu. Düşünce şeklim ve inanılmazdı. Yani o derslerin başlamış olması, işte dizden aşağısı protez bir arkadaşımla ya da işte benim gibi spina bifidalı, işte omurilik felçli bir arkadaşımla hiç engeli olmayan bir insanın bir arada olmasını gözlemlemek ve o dersi yönetmeye çalışmak çok daha geliştirici ve daha kıymetli bir yol. Şimdi yine değişti. Korona sürecinde belki göz göze dersler yapamıyoruz. Yan yana dersler yapamıyoruz. Şimdi de sandalye yogası dersleri vermeye çalışıyorum. Yine matı olmayanlar ve bu sürece biraz da hazırlıksız yakalananlar için. Bugüne kadar hep yoga yapmak istedim ama hiç başlayamadım diyenler için sandalyeye geçtik. Aynı paylaşımları sandalye üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Onun da keyfi bambaşka.
Yani yeter ki bir şey isteyelim değil mi? Kesinlikle. Onun önünde hiçbir engel yok. O engeli sadece biz zihnimizde koyuyoruz ve buna inanıyoruz. Yaşadığımız dünyanın ben tamamıyla illüzyon olduğunu o kadar inanıyorum ki bu gerçek bir şey zaten artık. Bir şey, Cenk Hocam da bunu çok söyler. Bir şeyin olması için onun temelini 5 yıl önce senin düşüncenle atmış olman gerek. Atmış olman gerek. Kesinlikle. Cenk Hoca dedim mi? Cenk Hocam geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben tam sizden bahsediyordum. Bir şeyin oluşması için, bir olayı yaşamamız için 5 yıl öncesinden düşünceyle bunun temelini atarız diyor Cenk Hocam. Tekrar ediyorum geldiğiniz için. Çok doğru. Eğer bir illüzyona bir engel koyuyorsam ben kendime, onu ben bir şekilde yaşıyorum gerçekten. Ben mesela yogaya başlamadan önce fibromiyalji ve disk eklemlerimde sıvı kaybı olduğu için bana doktorumun tavsiyesiyle, profesör, doktor bana kendisi tavsiye etti. Ben sana ne fizik tedavi vereceğim, ne ilaç vereceğim, ne başka bir şey önereceğim. Senin yapman gereken tek şey yoga dedi. Ve ben bu şekilde yogaya başladım. Eğer ben deseydim ki benim fibromiyajım var, bütün omuriliğim, boyunum ve omuriliğimde düzleşme var. Zaten çok ağrılarım var. Ben o hareketleri yapamam. Benim dizimde sıvı kaybı var. Zaten ağrım var. Yapamam. O zaman ben şu an bir yoga eğitmeni olamazdım. Ama şu anda benim ne sırt ağrım var, ne diz problemim var. Ve gayet de esnek bir bedene sahip oldum ben zamanla. Çünkü düşüncelerim de o kadar esnekleşti ki. Düşüncem o kadar esnediği için bedenimdeki esnemeyi fark ediyorum. Yogaya ilk başladığım zaman bu böyle değildi ama. Bana deselerdi ki bütün bedeninle ayaklarına kapan, öne eğilme yap. Uttanasana'dan bahsediyorum mesela. Evet. Ben yapamazdım. Yarıya kadar sanki bir yerden bir şey alacak gibi eğilirdim. Ya da işte bir köprü yap deseler yapamazdım ki. Tabii. Ama şu an hepsini o kadar rahatlıkla yapıyorum ki. Çünkü düşüncelerimde esnedim. Düşüncelerimde kendime bir engel koymuyorum ben artık. Her şey sonsuz, sınırsız olasılıklara sahip. Çok doğru. Ben eğitim alırken, daha eğitmenlik eğitimi sürecindeyken sevgili hocam Yeşim Ati'nin söylediği bir şey vardı. O zaman ne demek istediğini anlamamıştım. Bana demişti ki pozları yapamadığın zaman kendine çok kızıyorsun. Ama inan bana yoga böyle bir şey değil. Bir gün önce yapamadığın bir pozu bir gün sonra yapabildiğini göreceksin. Çok değişiyor. Ve o zaman Allah Allah hakikaten falan diye düşünmüştüm ama yoga pratiğini arttırdıkça gerçekten görüyorum ki ben kendime ve bedenime de çok büyük haksızlık yapmışım bir yandan. Değil mi? Çünkü izin verdikçe... O tamamen düşüncelerle ilgili bence. Kesinlikle. Yani izin verdikçe yapabildiğini görüyorsun ve yani ben engelli de olmuş biri olarak ve benim için böyle söyleniyor, en azından engelli deniyor. Bu böyle bir bedende hayatımı sürdürürken yoga yapabiliyorsam eğer, herkes yoga yapabilir. Dediğim gibi bunun bir mükemmelliyet çıtası zaten yok. Yok. Bunu hiçbirimiz belirlemiyoruz. Böyle bir şey yaptığında mükemmel pozu yapmış olmuyorsun. Dolayısıyla herkes kendi bedeninin ve evet zihninin de izin verdiği ölçüde yoga yapabilir. Bugün burada eğer daha önce yoga yapmak istedim ama cesaret edemedim diyen birileri de varsa onlara da buradan seslenmiş olalım birlikte. Evet. Peki eğitmenlik sürecinden biraz bahsedelim istersen. Bireysel mi eğitim aldın yoksa grup eğitimine mi katıldın? Nasıl oldu bu sürecin? Ben bireysel eğitim aldım. Çünkü bu eğitime başlarken biliyorduk ki ben her pozu tırnak içinde diğer insanlar gibi yapamayacaktım ve bazı pozların bedenime adapte edilmesi gerekiyordu. Bunun için de bir seçim yapmam gerekiyordu. Ben tek başıma almayı seçtim çünkü diğerlerinin de o sürecine ket vurmak gibi bir hakkım yoktu benim. Yani o tempoyu düşürmek olacaktı diğerleri adına. Ve bu beni de çok kötü hissettirecekti. Belki onları da rahatsız edecekti. Ben bunu seçmedim. Çok şükür ki hocam bana böyle bir opsiyon da buldu. Köpek sesleri geliyor. Evet, dışarıdan. Ben tek başıma aldım. Çok büyük bir özveriyle sevgili hocam, yine Yeşimatik buradan söyleyeyim. İzmir'den her hafta usanmadan İstanbul'a bana birebir ders vermek için evime geldi. Bir 3 gün 4 gün eve kapanıp işte sabah 9'dan akşamlara kadar hem teorik hem pratik işte hem pozlar üzerine hem yoga üzerine çalışıp
o uzun ders sürelerini bitirip eğitim sürecini öyle tamamladık. Hı hı. İkimiz için de çok geliştirici bir süreç olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Hı hı. Orada işte o kişisel hırslarımdan nasıl arındığımı gördüm. Çünkü ben normalde işte yapamazsınlara çok alışık biri değilim ve gerçekten böyle birisi bana bir şey yapamazsın dediği zaman kendi kendime çok savaşıyorum ve kendi kendimi de çok yıpratan da biriyim bu anlamda. İşte ama yoga sana o alanı sağlıyor. Bir dur bakalım, bugün yapamadın ama belki yarın yaparsını sağladıkça ve sen de onu gördükçe, ona izin verdikçe hayatta da o başarısızlıklara, bir düşmeye, işte düşüp bir belki orada bocalamaya da okey oluyorsun. Tamam, şimdi düşmüş olabilirim ama önemli olan buradan nasıl kalkacağım demeye aynen başlıyorsun. Ve işte o kendini yargılama hali de yavaş yavaş senden sıyrılmaya başlıyor. O, pes etmeden çalışıyorsun ya burada. Ben bunu çok seviyorum. Ben de mesela bir poza yapana kadar çalışıyorum. Belki bir ay, belki iki ay, belki daha uzun bir süre. Bedenim ne zaman onu artık tam anlamıyla poza giriyorsa, bunu başarıyorsa, hı hı, o zaman tamam şimdi oldu. Şimdi başka şimdi bir poza geçebilirim deyip gönül rahatlığıyla geçiyorum. Ama şu anda da mesela birkaç aydır bir poza çalışıyorum. Hala tam anlamıyla istediğim gibi o poza giremedim. Ve bunun altında elbet bir neden vardır. Zamanında, doğru zamanda olacaktır. İzin ama ben bunu yapamadım, edemedim diye kendimi eksik hissetmiyorum. Öz değerimden, öz saygımdan bir şey kaybetmiyorum. Ben azimle, çabayla devam ediyorum çalışmaya. Elbet bir gün olacaktır bu. Yani evet, yani orada yarıştığın şey kendin olmaktan çıkıyor. O yarıştan çıkıyorsun her şeyden önce. Aynen öyle. Yapabildiğin kadarını ve o şeye okey olduktan sonra da zaten önünde bir engel kalmıyor aslında. Bu hepimiz için de, her iş için de geçerli bence. Sadece yoga için de değil. Hı hı. Ben çok gelişme görünce kendimde aslında hayatı kendime ne kadar zorlaştırdığımı gördükçe bu eğitim sürecine çok sarıldım diyebilirim. Hı hı. Süreç ilerledikçe ve ben eğitimi aldıktan sonra da beni geri tutan bir sürü şey oldu. İşte olumsuz cevaplar. Tam onlara soracaktım ben de. Olumsuz cevaplar dedi? Oldu. İşte ay işte bu kızcağız da uğraşıyor diyenler çok oldu. Yapıyor. Yardım insanı. Tabii yapıyor bir şeyler. İşte aferin diyenler oldu. Bu arada benim çok sevdiğim eğitmen arkadaşım Selda geldi. Hoş geldin. Hoş geldi. onlara birazcık kulağını tıkıyor olman gerekiyor. Çünkü yoksa devam edemiyorsun. Çok fazla durup yok ya ben yapamayacağım, acaba pes etsem mi dediğim zamanlar oldu. Şimdi hiç pes etmedim demek burada doğru olmaz. Hı-hı. Ama o tetikleyici gücü kendinde bulunca ve sen kendinde gerçekten fayda görmeye devam ettikçe ve bu faydayı birilerine ulaştırmaya değerli gördükçe galiba pes etmiyorsun kolay kolay. Değil mi? Evet, evet. O işte o ilk kıvılcım lazım. Bana belki de o Parıltı Derneği'nden gelen ilk olumlu cevap benim ilk kıvılcımımdı. Ve nasıl yapacağımı düşünseydim yine belki geri dururdum. Daha önce hiç görme engellilerle çalışmamış olmak beni geri tutabilirdi. Ama ben hayır, bir şekilde bir yerden başlamak zorundayım ve ilk bu proje ise bununla giriyorum diyerek girdim. İyi ki de girmişim. Şimdi bir sürü öğrencim var. 1,5 yıl içerisinde çok kıymetli işlere imza attık hep birlikte. İşte yoga festivallerine katılmak bile, sizlerle bir araya gelmek bile, Adnan Hoca'yla tanışmış olmak bile benim için çok büyük bir dönüm noktasıdır. İlk tanıştığım günü hatırlıyorum. Kuracak cümle bulamamıştım. Benim elimi sıkmak istemişti, elim titremişti, uzatamamıştım. daha öncesinde hayal olarak düşündüğüm her şey bir gerçek olmaya başladı yoga ile birlikte. Değil mi? Evet, bu da benim için çok büyük bir eşiktir aslında. Böyle de devam eder umarım. Güzel İstanbul niyetlerle bu işi yapmaya çalışıyoruz hepimiz. Bu korona süreci de dediğim gibi aslında sahip olduğumuz bilgileri aktarmak için çok kıymetli oldu hepimize. Ben de şöyle bir şey oldu mesela. Benim bir
2 senedir falan online yoga verme planım vardı. Bir web sitesi kurayım bununla alakalı ve web sitesi üzerinden online kapalı grup işte derslerimiz olsun vesaire diye ama bu plan bir türlü hayata geçememişti. Böyle bir durumla karşılaşınca, koronayla karşılaşınca bir anda öğrencilerim tabii haliyle gelemiyordu ve derste yapmak istiyorlar. Bir baktım süreç beni online yogaya götürdü. Götürdüm. Ve şu an online yoga dersleri veriyorum. Yoga Vakfı'nın sayfasında da her perşembe 11'de ücretsiz canlı yayında ders veriyoruz. Bunun dışında kapalı grup derslerim de var. Zoom üzerinden de dersler veriyorum. Sandalye yogası dersleri veriyor Nurçem'de. Bunlardan yararlanmak isteyenler bizlerle iletişime geçebilir. Kesinlikle. Bu süreci en verimli şekilde değerlendirmenizi önemli tavsiye ediyorum ben herkese. Evet, evet, evet. Yani sadece yoga da değil. Ben yazmayı falan da çok öneriyorum bu süreçte. Kesinlikle. Günlük tutma alışkanlığınız varsa devam edin, yoksa edinin. Benim hiçbir zaman günlük tutma mesela şeyim olmadı. Böyle bir alışkanlığım hiç olmadı. Ama şimdi gün gün ne hissettiğimi yazmaya çalışıyorum. Kısa da olsa. Bir içeriye bakmakta fayda var çünkü. Yani hepimiz için zorlayıcı bir süreç. Hepimizin rutinlerini kıran, alışkanlıklarını tamamen alt üst eden bir süreçten geçiyoruz. Ama bir yandan da gerçekten bu kadar belki de dünya üzerinde birlik bilincinin bu denli geniş, hiçbir zaman görülemeyeceği bir dönemden de geçiyoruz. Bu çok kıymetli. Çok doğru. Tüm dünya olarak aynı şeyle bir şekilde yüz yüzeyiz. Resim çizmek, çizmek de çok, çok güzel. Güzel. Kesinlikle evet. Öyle. Yani iç dünyayı bir şekilde resim çizmek, müzik dinlemek, müzik yapmak, evet. Kitap okumak, egzersiz yapmak. Bunların hepsi birbirinden kıymetli ve bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirebilecek etkinlikler gerçekten. Ya ben ne yapmayı istiyorum bu süreçte diye bir sorup belki de bugüne kadar gerekiyor. Hiç yapmaya cesaret edemediğimiz şeylere başlamak lazım. Aynen bundan öyle. Daha güzel bir süreç düşünemiyorum bunun için. Kesinlikle. 2020'de şöyle bir şey okumuştum 2020'ye girmeden önce bir astrolog sayfasında 2020'de dönüşmeyen kimse kalmayacak yazıyordu. Evet. O zaman çok iddialı gelmişti bu yorum bana ve Allah Allah diye düşünmüştüm ama şimdi çok hak veriyorum. Umarım gerçekten de 2020'de dönüşmeyen hiçbir insan, hiçbir canlı kalmaz. Hepimiz çok da mümkün değil zaten bu süreçlerde evet, dönüşmemek. Çok zor kaldı. Olabileceğimiz en iyi halimize evriliriz umarım diye temenni ediyorum bu süreç için. Umuyorum ben de. Yani sistemin bize anlatmaya çalıştığı bir şey var. O kadar çok dünyevi hırslara kapıldık ki. Çok çalıştık, çok arzuladık, çok daha fazla para, daha fazla yemek, daha fazla ev, araba, başarı, seks, para, her neyse her şeyin fazlasına biz odaklandık. Evet. Ve sistem şu anda bize içine dön. Her dur şeyi dedi. Ve içine dön diyor. Ben şu an çalışamıyorum, işe gidemiyorum, ev alamıyorum, araba alamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapıyorum? İçime dönüyorum. Kesinlikle. Bunun en güzel yanı bence bu oldu ve herkes üretmeye, kendiyle baş başa kalmaya başladı. Hatta bir videomda ben de kısa bir video çekmiştim. IGTV'de var benim. Karantina günleri olarak görmeyin bu günleri. İnziva olarak görün. Kesinlikle. Ve keyfini çıkarmaya çalışın, verimini almaya çalışın. Eğer karantina olarak görürseniz bilinç sizi otomatikman zor günle yani yaşıyorum, işte üstüme üstüme geliyor, bugün bitsin. Bir bilinmeze doğru sürükleyecek. Aynen öyle. Bilinç ister istemez ve bilinçaltı seni çıkmaza doğru sürükler ve günden güne sen depresif olmaya başlarsın. O yüzden koronayı karantina olarak değil, biraz daha fırsat olarak, inziva olarak görmemiz bizim açımızdan çok doğru olur. Keza ben bunu başta fark ettiğim için baksım işe de gidemeyeceğim. Yeni de bir okulu açtık ama gidemeyeceğim. Öğrencilerim de gelemiyor zaten. Ben dedim fırsat bu fırsat, hemen Alanya'ya. Orada bir inzivaya gireyim. Eğitimlerim zaten online'a döndü. Oradan devam ediyorsun. Aynen öyle. Ben online dersler veriyorum. Aynı zamanda online eğitimlere de başladım. Bu dönemde olabildiğince yazıyorum, çiziyorum, projeler oluşturuyorum.
Aynen, el işi bir şeyler yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor bu da benim mesela. Kitap okuyorum, müzik dinliyorum. Kendimi, ruhumu doyuruyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Canlı yayınlar yapıyorum. Bilgimi paylaşıyorum ve yeni bilgiye yer açıyorum. Ben eski bilgiyi biriktirdikçe, önceden öyleydi mesela. Eski bilgiyi biriktirdikçe, paylaşmadıkça yeniye yer açamıyorsun. Ne Açamıyorsun. zaman eskiyi bırakmaya, serbest bırakmaya başlıyorsun, paylaşmaya başlıyorsun, o zaman yeniye yer açılıyor. Ve bilgi de içinde geçerli. Bu eşya içinde, insan içinde, ilişki içinde, her şey içinde Kesinlikle geçerli öyle. Ve senin dediğin şeye çok inanıyorum yani. Bu niyet konusuna çok inanıyorum. Niyetini temiz koyduğun sürece, mesela ben korona sürecinden önce, hala da öyle gerçi, bu. Bomovu Derneği'yle, Bomovu bir sosyal güçlendirme derneği, bu Ha, arada bunu da süper. söyleyeyim. Toplumda çeşitli biçimlerde ön yargılara maruz kalmış ve ayrıştırılmış grupların bedensel ihtiyaçlarını toplayıp onlara çeşitli projeler üreten çok aslında kıymetli bir dernek. Ben geçtiğimiz Eylül ayından beri onlarla birlikte çalışıp beden aşırı yoga ismiyle dersler veriyordum ve İsmime bayıldım bu arada. onların dernek binasındaydık daha önce, koronadan önce. Fakat oralara tabii ki gelebilen insanların sayısı, hepimiz için geçerli bu, stüdyolarda belli miktarlarda öğrencilerimiz olabiliyor. Ve o işte yoganın o kapsayıcılığı aslında orada birazcık geri planda kalıyor. Ama şimdi bu online derslerle birlikte Bütün aslında sınır hiç zamanlıken sınırı yok. kalktı artık. Yani istediğin kadar insana ulaşabiliyorsun, bilgilerini aktarabiliyorsun ve yaş sınırı da yok orada. Belki annemizin yaşında birileri, belki çocuklar, belki engelliler, belki değiller. Dolayısıyla o yelpazenin genişlemesi de benim işte hep aslında bu niyetle işe başlayıp aslında yola çıkış nedenimi benim şu an yaşamama ve hepimizin de öyle eminim yaşamamıza sebep oluyor. Bu açıdan da korona ya teşekkür etmek lazım Ben oluyor. teşekkür ediyorum gerçekten ve benim de dalga Kesinlikle. geçenler oluyor sırf bu yüzden. Benimle de Teşekkür öyle. ediyorum ben böyle bir Benimle deneyimi de. bize yaşattığı için, içe dönmemizi sağladığı için. O bir canlı, o bir virüs, o lanet edeceğimiz bir şey değil. Değil. O kendini kabul ettirmeye çalışan, kendini göstermeye çalışan bir canlı. Onu görüp onu kabul etmemiz, ona teşekkür etmemiz Kesinlikle. ve görevini tamamladın, sen artık git dememiz gerekiyor. Onu Ama görmemezlikten gelemeyiz. Ay, adını bile anmak istemiyorum. Ay, ondan tiksiniyorum. Onun yüzünden şöyle oldu, böyle oldu dersen korona da gelir seni bulur. bulur. Benim korona ile ilgili hiçbir deneyimim yok. Hastalıkla herhangi bir deneyimleyeceğim bir şey yok. Ben koronaya teşekkür ediyorum ve ona ait olduğu yere, kaynağına geri göndermeyi Geri niyet gönderin. ediyorum. Bunu söylüyor olmamız gerekiyor ki o da bize gelip bize bu deneyimi yaşatmak istemesin. Bu iki iki Ya daha evet. dört. Yani bugüne kadar işte belki konuşurken sohbet arasında hiç belki içsel deneyimi olmayan birine işte içine dönmen zaman zaman çok önemli dediğinde seninle Hoş dalga geldin. geçiyorlardı ya da ne demek istediğini anlamıyorlardı, ama korona öyle bir şey yaptı ki hepimizi zorla içimize döndürdü. Aynen Ne öyle. düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi sorgulamak zorunda bıraktı ve bunun kıymetini ve ne kadar önemli olduğunu görmekte fayda var bence. Çok da güzel mesajlar geliyor bu yandan. Evet, harika Ayten Hanım. Hepimiz bütün dünyanın üzerinde yaşayan varlıklar umarım içine dönme fırsatı bulurlar bu Umarım. sürede. Çünkü korona bittikten sonra hiçbir şey eskisi gibi de olmayacak. Artık yeni bir düzen geliyor gerçekten. Herkes artık evlerindeyken bile üretebilmenin peşinde. Bakıyorum mesela etrafıma, herkes bir şeyler üretme derdinde. Kimisi yemek yapmaya başladı, Ya kimisi evet. sanat, kimisi boyama. Herkes farklı bir şey üretiyor ve bu benim çok mutlu eden bir şey oldu. Kimse boş İçimizdekileri de durmuyor. Herkes bir çıkartıyoruz bir şeyler yandan. üretiyor. Tabii. Yani belki farkında olmadığımız yetenekler de bu şekilde çıkıyor. Ya da bugüne kadar yapmaya heveslenip de hep kendimizi geri tuttuğumuz şeyleri yapmaya da başladık. Kendimizi tanımak için en verimli süreç aslında bu evlerde oturma süreci. Sadece Çok doğru. sokağa çıkma yasağı ya da sadece bir salgın hastalık özelinde bakmamak lazım sürece. Dediğin gibi bir inziva gibi bakmak lazım aslında.
Aynen öyle. Peki yaşadığın bu yoga eğitmenliği sürecinde veya öncesinde karşılaştığın başka engeller neydi ve sen hayır bu engel deyip onu aşmaya çalıştın ve aştın. Bunlardan biraz daha örnekler verebilir misin bizim ufkumuzda genişletmek adına? Sevgili Percin İmrek geldi bu arada. Geçtiğimiz hafta onunla da bir canlı yayınımız vardı. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Ya şöyle en büyük aslında engel kafamızdaki, zihnimizdeki engel maalesef. En zoru da onu aşmak. Yani işte evet çocuklara ulaşıyorsun, engelli çocuklara da ulaşıyorsun. Ama bu sefer onların ailelerine ne yapmak istediğini anlatman gerekiyor. Yani sürekli ikna etmen gereken birileri var. Değil mi? Ve bu evet bir yerde seni of dedirtebiliyor bazen ama amacın ve dediğim gibi işte niyetin çok temiz olduğunda ve bu altında herhangi bir kötü niyet bir çıkar gözetmediğin zaman o niyet seni herkesi ikna etme gücünü içinde buluyor bir şekilde. Bulduruyor sana ve diyorsun ki ben iyi bir şey yapıyorum, ben birilerine şifa vermeye çalışıyorum, birilerinin Aynen. hayatına dokunmaya çalışıyorum. Süreç seni bir şekilde oralara evriltiyor. Değil mi? Hiç sorun yaşamadım diyemeyeceğim. Yani şöyle, yakınlarımdan bile, yakın akrabalarımdan, arkadaşlarımdan bile, evet bir şeyler yaptın ama çok ilerleyebileceğini zannetmiyorum bu alanda diyen çok fazla yorum aldım. Bir yandan evet beni sürekli bir şekilde itekleyen, işte güçlendiren ve evet ya yapabilirsin ben sana çok güveniyorum diyen insanlar da oldu. Harika. Ama aksi de oldu. İllaki oluyor. Ben de Oluyor. bunları yaşıyorum. Hep Kulağını yaşamaya da tıkamak devam gerekiyor. edeceğiz zaten. Kulağını tıkamak. Hayat bir dualite üzerine kurulu. İyi Kesinlikle. olmadan kötüyü bilemeyiz. Kötü Kötü olmadan da iyiyi olmadan iyi bilemeyiz. bilemezsin. İkisi birbirine geçmiş bir şekilde bir bütünü oluşturuyor. Ben de mesela özellikle son yıllarda hayatım çok çok değişti. Kurumsaldan ayrıldım. Başka şehre taşındım, sonra geri İstanbul'a döndüm vesaire. Ve ailem de artık böyle garip gözlerle izliyorlar beni. Bu kız ne yapıyor işte, kayboldu, savruldu, işte Savruluyor yolunu gözüyle bulamıyor, bakıyorsun. savruluyor. Evet, Kesinlikle. kaybolacak diye korkuyorlar. Ve ben Aynen. en sonunda Silivri'ye köklenmeye karar verdim. Yeni Yaşam Okulu'na beraber ortak olmaya karar verdim. Çok şükür. O zaman bile yine böyle korkulu gözlerle bakıyorlardı. Özellikle babamda bu vardı. Ablamın ama desteğini hissettim sonrasında. Ablamın ve eniştemin. Babam korkulu gözlerle bakıyordu. Bu kız yine bir şeyler yapıyor ama işte yine toslayacak, sert kayaya çarpacak vesaire şeklindeydi. Ama ablamla eniştemin desteği orada çok önemliydi benim için. Kesinlikle. Ve sonrasında bu korona günleri olunca biz açılışı yaptık. Bir hafta sonra, bir hafta ders Evet, verdim ben. hatırlıyorum. Bir hafta sonra bugünlere başladık. Başladı. Böyle olunca da bana dediler ki, ne oldu? Açılış yaptınız, açtınız ama şimdi kapalı duruyor. Kapalı duruyor. Önemli değil, bugünler bir gün bitecek ve ben Evet. derslerime devam edeceğim. Biz çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii. Bunlar benim için bir engel değil. Ben biliyorum kafamda planlarım, projelerim, her şey taslamam hazır ve her şey çok güzel olacak bittikten sonra. Onların Kesinlikle. söyledikleri bana evet uyarı, birer hatırlatma. Her türlü planı yapmamız gerekiyor. Çünkü hayatta her şey beklediğimiz gibi Evet. olmayabiliyor. İyi olduğu kadar kötü şeylerle de Ama karşılaşabiliyoruz. akışa teslim olmak işte Aynen öyle. en kıymetlisi de o. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Adnan Hocam, Yogi Baba'nın çok güzel bir lafı vardır. Hayatta bir tek kuralınız olsun der. O da anın kuralı. O Ha, an çok neyi doğru. gerektiriyorsa onu yapın. Ne Çok güzel doğru. söyledin. Ben de benimsedim bu kuralı. Ben o an neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum ve çok şükür bugüne kadar da herhangi bir pişmanlık yaşamadım. Çok büyük bir engelle Çok şükür. karşılaşsam bile yaptığım tek şey kalbime sormak oldu. Kalbim ne istiyor? Ben ne Bunu yapmışım? Evet. yapsam mı iyi hissedecek, yapmasam mı daha iyi Doğru. hissedecek? O ne diyorsa ben onu uyguladım ve çok şükür bu zamana kadar hiçbir pişmanlık da yaşamadım. Herkese de bunu tavsiye ediyorum nacizane. Doğru. O yanıltmıyor gerçekten. O niyetine tutunmak insanı yanıltmıyor. Ve doğru Kesinlikle. yere seni yol bir şekilde götürüyor. O akışa güvendiğin zaman. Çok doğru söyledin. Sorular Yaklaşık. varsa soru alalım mı Evet. istersen birazcık? Tabii. Çok az bir Lütfen. zamanımız kaldı çünkü. Rukiye Evet. Hanımcığım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Çok özlendiniz. Panik Banu atak Hocam, krizleri çok için. sağ olun. Bir soru geldi. Panik Panik atak atak krizleri krizleriniz için. için ne önerirsiniz?
Merveciğim, dengeleyici nefes öneririz. Değil mi? Panik atak için benim önerim kesinlikle nefes. Özellikle evet, denge nefesi, vipaga derin yogi nefesi, yani diyafram nefesi, denge nefesleri. Bunları araştırıp bakabilirsiniz. Nefes çalışmanızı önemli tavsiye ederim ben. Sadece refleksolojiyle de ben bunu tedavi edebiliyorum. Nurcan'cığım, senin tavsiyen varsa sen evet, de istersen. Aynı anda söyledik. Kesinlikle denge nefesi bence de. Ya da eğer farklı nefes teknikleri de var bunun için. Arındırıcı nefes ama teknikleri de olabilir. Nefesinizi kullanmayı öğrendiğiniz zaman o kafada oluşan, aslında sizin kendinizin oluşturduğu her şeyde tek tek sizden uzaklaşacaktır. Nefes, nefes, nefes. Başka aynen şey öyle. Özellikle idayı canlandırabilecek nefesler, yani sol taraftan alıp sol verilen taraftan nefesler daha dinginleştirecektir. Sağı kapatıp soldan sadece nefes alıp vermek sizi biraz daha rahatlatıp dinginleştirecektir. Sempatik, parasempatik sisteme göre de biraz daha dinginleşeceğiniz için panik atak yaşamanız biraz zorlaşacak. Evet. Başka soru var mı diye bakıyorum. Sen toparla istersen Nurcan'cığım son sözlerine. Öncelikle çok teşekkür ederim bu yayına beni konuk aldığın için. Uzun zaman olmuştu, çok özlemiştim. Ben de öyle. Farklı vesilelerle de bir araya gelsek çok güzel olurdu ama bence bugün bu paylaşım da çok kıymetli oldu. Hem bizim için hem bizimle bugün bu yayını paylaşanlar için. Hı-hı. Umarım herkes bu süreçten en verimli şekilde çıkacaktır diye düşünüyorum. İçinize dönün. Ne düşünüyorum, ne hissediyorum diye günlük olarak kendinize sorun. Bugüne kadar başlamaya çekindiğiniz bir şeyler varsa bir cesaret onlara başlamayı deneyin. Benim nacizane tavsiyem bu olur. Nefesinizin kıymetini bilin. Nefesinizle çalışmaya özen gösterin. Bakın artık her şey elimizin altında, YouTube'da, bizim paylaştığımız pratiklerde nefes teknikleri, çalışmaları var. Onlara bakın, neler yapabilirsiniz. Yazın, çizin, imgeleyin, hayal kurun. Anın tadını çıkartın, akışa güvenin. Başka ne diyeyim? Harikaydı. Çok güzel önerilerde bulundun. Gerçekten çok çok kıymetli. Ben de son defa biraz toparlayayım konuştuklarımızı. Engel bizim zihnimizde var dedik. Ne düşünüyorsak onu yaşıyoruz dedik. Bir şey yaşamadan önce 5 yıl öncesinde mutlaka onun tohumunu kendimize atıyoruz. Ve 5 yıl sonra, maksimum 5 yıl sonra bunu yaşarken kendimizi buluyoruz dedik. Kesinlikle. Korkmayın, kızgınlık yaşamayın, kıskançlık yaşamayın. Hırslarınızı, egonuzu dönüştürmeye çalışın. Bu süreçte olabildiğince kendinize dönün, içinize dönün ve ben kimim, ben ne olmak istiyorum, ben nereye gidiyorum, nereye nereden gidiyorum? Geldim. Biraz tefekküre dalalım bu süreçte. Biraz belki Ramazan'da geliyor, bu akşam ilk sahura kalkacağız. Biraz belki bu süreçte imanımızı kuvvetlendirebiliriz, inancımızı arttırabiliriz. Bununla alakalı çalışmalar yapabiliriz. Sadece yani tek bir şey yapmayalım bu süreçte. Yoga da yapalım, meditasyon yapalım, nefes çalışalım, olumlu düşünelim. Her zaman daima pozitif düşünün lütfen. Çünkü siz ne kadar pozitif düşünürseniz o kadar çok frekansınızı yükseltirsiniz. O kadar çok kendinizi geliştirirsiniz. Evet, olumsuz da aklınızın kenarında bir yerlerde belki kalabilir. O da önlem almak amacıyla. Ama daima olumlu düşünün, olumlu hayal edin. Nurcem'in de dediği gibi imgeleme yapın. Hayal kurun. Özellikle her gece yatmadan önce neler istiyorsunuz hayatınızdan? Nasıl bir hayat istiyorsunuz? Bunu imgeleyin. Onu yaşıyormuş gibi öyle bir içselleştirin ki bütün evren o hayalin gerçek olduğuna tanıklık etmek istesin. Onu gerçekleştirmek için elinden geleni yapsın. Bunlar benim nacizane tavsiyelerim. Kitap okuyun, müzik dinleyin, resim çizin. Kendinize dönün. Ne yapmayı seviyorsunuz onu bulun. Siz kimsiniz? Siz ne istiyorsunuz? Yaşadığınız hayattan memnun musunuz? Bunu dönüştürmek istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu sizin elinizde. Etrafımızda yaşadığımız her şeyi oluşturan biziz. Şiddet görüyorsak da biziz. Bunu biz oluşturuyoruz. Kavga ediyorsak, kötü bir ilişki yaşıyorsak bunun her şeyini oluşturan biziz. Onu iyiye dönüştürmek de bizim elimizde. Bunlar da benim nacizane tavsiyelerim. Çok da güzel oldu. Evet.
Yayını kaydedeceğim. 24 saat kayıtta olacak. Sonrasında YouTube kanalıma da koyacağım senin de iznin olursa. Tabii ki. Dileyenler oradan da her zaman izleyebilirler. YouTube kanalımda Sağlığın 7 Gizemi diye geçiyor. Niyetim hep vardı. Bu süreçte o da aktif olma fırsatı yakalayabilirim. Ne güzel. 2-3 gündür artık kayıtlarımı yüklemeye başladım. Yavaş yavaş her gün bir video yüklemeye çalışıyorum. Elimde büyük bir arşiv var. Yavaş yavaş yükleyeceğim inşallah. Süper. Bütünün en yüksek halini olmasın diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim bugün bu güzel sohbeti bizlerle paylaştığın için. Anılarını, deneyimlerini bizlerle paylaştığın için. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Herkese mutlu bayramlar, mutlu Ramazanlar şimdiden. Görüşmek üzere inşallah yeniden. İnşallah. Tekrar herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tam bir saat sonra saat 21'de her birimiz balkonlarımıza yoksa camlarımıza çıkıyoruz. Bayraklarımızı alıp İstiklal Marşımızı tek bir yürek, tek bir ağızdan söylüyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Hoşçakalın Lütfen'cim. Bye bye canım.